Türkiye'nin ekonomisinde bütün bu fabrikaların, Sümerbank, İş Bankası gibi büyük kuruluşların kurulmasında mimarlık yapmış birisi. Ve daha sonra da çok partili demokrasiye geçişteki bir rol oynamış. Yani Türkiye tarihi içinde gerçekten çok dönemlerde iz bırakmış bir lider. Ben size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sergiyle andınız, hatırlattınız. Çok kutluyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Bir şey aktarmak istiyorum. Rahmetli dedeniz 67 halinde darbesinde. Darbe demiyorum ben. Ona başka şey diyeceğim de nezih toplum içerisinde o kelimeyi kullanmak istemiyorum. 1. Ordu Komutanı Fahri Öz direkt çift arazilik evine gider. Evet. Evindeki eşyaların tespitini yapar. Bir avize görür. Bakın diyor devlet hazinesinde neler alınmış. Bunu da rahmetli anneniz Fahri Öz'e gider. İyi not ettirin diyor. Bu babam Cumhurbaşkanı olduğunda babam ziyarete geldiğinde evimize sizin tarafınızdan babama getirilen hediyeydi. Bunu aktarayım. Bir ikincisi rahmetli Cumhurbaşkanı'nın siz bilirsiniz 103 milyon 105 103 milyon dolar bankada parası var. Hikayesiyle yargılandı. Yassada da iftirayla yargılandı. Rahmetli Reşide Bayar hanımefendi o Yassada'daki ben Tarık Yücel demiyorum, Tolik Keltay diyorum. O adama Cumhurbaşkanı'nın eşine herhangi bir fiili, sözlü fiili şeyde bulunmaması için Yassada'ya gitmemiştir. Yassada eşini ziyaret etmemiştir. Kayseri'ye nakledildikten sonra benim maalesef benim trende Reşide Bayar Hanım trende rahmetli olmuştur. Ve o 103 milyon dolar, 105 milyon lira da Yassada Mahkemesi'nin kuruluşunun temelindeydi. Tamamıyla fos çıktı. Allah gani gani. Ne oldu? Evet. Celal Bayar gönüllerde yaşıyor ama ihtilal yapanların hiçbirisinin adı sanıyor. Halkın iradesi hepsinden daha güzel. Yani. Allah makamı cennet etsin. Evet. İyi ki böyle bir dönem var. Afiyet olsun. Çok özür dilerim. Bu taraflardan birinde birazdan göreceksiniz. Evet. Anıtın şimdiki anıtın. Birebir bir şeyi var. Silüeti var. Maketi mi? Değil. Birazdan Amerika'da söyleyeceğim. Evet. Hikayesini biliyor musunuz? Kim yaptı anıtı? Evet. Hangi mimar? Yani bir hikayesi ne acaba? Evet, yarışma açıldı. O kayıtlarda var. Hatta Hülya Hanım da bizde belgeleri de vardı. Bundan vardı. Hikaye yok dedi çocuk. Ya, evet, bu fotoğraflar için. Hepsini araştırırız. Bu bir yuvarlak. Aşağıdan açılıyor açık Birleşmiş Milletler binasının içi burası. Biliyorum abi, biliyorum. Yani sorun yok. Çıkmış oldu. Dedin doğru ama çok benziyor kadar. Yani Celal Bey şurada konuşma yaptı. Evet. O fotoğrafı görmüş olabilir bu tasarım yapan mimar. Olabilir. Olabilir. Neticede bu bir mimari şekil. Evet, işte evet, evet. Tebrik ediyorum başka. Evet. Yürü görürüz evet, hemen aklıma o geldi. Tebrik ediyorum size kardeşim. Evet. Şimdi şu, o basit cami yapılışında. Evet. Bu da şeyin kurucusu George Washington'un mezarını ziyaret etmek bir resim. Evet. Burada Richard Nixon daha sonra Amerika işte Cumhurbaşkanı olmuş. Evet, başkanı evet. olmuş daha doğrusu. O dönemde o de Eisenhower'ın yardımcısı konumunda. Evet. Burada yemek yedikleri, ağırlandıkları masa. Burası yine o törenden anlar. Çok burada güzel, işçiler fabrikada alkışlarlarken rahmetli Cumhurbaşkanı'na. Evet. Bu Rum Ortodoks Fazıyla orada görüşmesi. Bu Feridun Cemal Erkin, eski Dışişleri Bakanımızdandır. Gençler pek hatırlamayabilirler. Bu da yine aynı şekilde altı çift katılıyor. Bir otel yapmış olduğu bir yemek toplantı. Evet. Burası da yine Princeton Üniversitesi'ne. Burada yine çocuklar resim verirken. Evet. Burada da Amerikan Kongre binasına notum kitabını hediye ederken. Masanın altısına girmiş. Burada Amerika Birleşik Devletleri Kongre binasında yapmış olduğu konuşmalar bunlar. Nixon arkada. Şimdi tabi var ya nereden nereye şimdi o dönemde Kongre binasında konuşuyor bir Cumhurbaşkanımız. Şu anda evet. Burası Willys Jeep fabrikasının ziyaretinde. Evet. Burada da kendisine o jeepten bir tane hediye edilmiş. Evet. Ona girerken fotoğrafı. Burada yine bir şey, harpte bu kalan şey, eşini kaybettiği kadınla şey görüşmesi esnasında. Evet, burada Rahmi Cumhurbaşkanı'nın bir resmi çizmişler. Evet. Burada yine bir traktör fabrikasında. Çok detaylı yani, evet. Anlamadım değil mi? Tabii. Burada Amerika